Sen o makaradasın. Okey. Merhaba arkadaşlar, Gamer'dım kanalıma hoş geldiniz valla. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün onu oynayacağım. Oyuna yeni eklenen bir katil dün eklendi, hemen videosunu çekeyim dedim ben de. Çok uzatmadan. Şaka bir yana arkadaşlar, hayatımda hiç onu oynamadım. Bakın Deathslinger videosunda da aynısını söylemiştim ama Deathslinger'ı bir iki kez böyle hani denemek için bile olsa oynamışımdır yani video dışı falan. Oni'yi ne video dışı ne video içi ne yayın hiçbir şekilde oynamadım. Tek bir Oni maçım var, o da ekip birbirini kesiyor videosundaydı. O videoda duruyor mu bilmiyorum. Ekibe karşı oynadım yani. Oni ilk çıktığında ne kadar oldu bilmiyorum. 4 sene 5 sene oldu galiba. Yani 4 sene 5 sene önce gelmiş bir katili hiç oynamadım. Daha elimi bile sürmedim. 37 tane katil içerisinde oynamadığım tek katil. Buradaki hepsini birer ikişer kez oynamışımdır. Bazılarını 150 kez oynamışımdır. Ama dediğim gibi Oni ile girip video dışı maç bile atmadım yani. Nedenini bilmiyorum. Gerçekten hani hafızama bir travma bırakmış bir şekilde. Acaba ekip birbirini kesiyor videosundan mı çok kötü oynamıştım da hani rezil falan olmuştum bilmiyorum. Ama hep söylediğim gibi bu tarz dönmeli katilleri ben çok beceremiyorum. Yine de o kadar fazla Oni istemişsiniz ki hani ben de hiç çekmediğim için sizlere de kırmayayım dedim. Ben de bir bak kim Oni'nin tadına dedim. Yine Ali'nin hesaptayız, gördüğünüz gibi bütün kostümleri almış. Atakan abimizin Titan kostümünü almış. Şimdi arkadaşlar İbo Oni main sayılabilecek bir düzeyde oynuyor. Kendisi böyle iddia ediyor yani Oni main olduğunu söylüyor. Dedim hani nasıl bir build yapabilirim? Ne işe yarıyor dedim. Paletlere kafa atma build yap dedi. O yüzden şu ilk 3 perk paletlere kafa atmakla ilgili. Son perk de klasik kimden gördüysem Oni'ye bu perk'ü takmış yani ben de takayım dedim. Bir bildikleri vardır. Mentorumuz bu arkadaşlar. Bir bildikleri vardır. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'ümüz hayvani güç. Paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri %20 daha hızlı tekmeliyoruz. İkinci perkümüz dayanıklı. Palet sersemletmelerinin süresini %50 azaltıyor. Daha az sersemliyoruz. Üçüncü perküm de ruh öfkesi. İki tane palet kırdıktan sonra bu perk aktifleşiyor. Ve bu perk aktifken palet sersemlemesi yediğimiz zaman palet otomatik olarak kırılıyor. Fakat sersemleme etkisi yine gelmiş oluyor, yemiş oluyoruz. Ama şu perk sayesinde sersemletme etkisini %50 düşürdüğümüz için hem palet kırılmış oluyor hem de %50 daha az sersemlemiş oluyoruz. Ve kurbanı rahat bir şekilde yakalayabiliyoruz. Son perkümüz de bulaşıcı dehşet. Bir kurbanı yere düşürdükten sonra dehşet alanımızdaki diğer bütün kurbanlar çığlık atıyor ve yerlerini 6 saniye boyunca belli ediyorlar. Oni'nin özelliğindeyken bir kurbanı düşürebilirsem eğer yakınımda biri varsa onlara da gitmeye çalışacağım. Oni slug üzerine bir katil. Özelliğindeyken birisini düşürüp yanınızda biri varsa onu da düşürmeye çalışıyorsunuz. Genel olarak bu tarz oynanılıyor. O yüzden bu perk işimize yarayacak. İlk eklentim parçalanmış gemi gövdesi. Kurbanların kan küresi düşürme sıklığını %33 arttırıyor. Daha sık kan bırakıyorlar. Böylece özelliğe daha fazla geçebileceğim. Aynı zamanda kurbanlar bir yerden atladığında, palet düşürdüğünde, dolaptan çıktığında, eğildiğinde ya da beceri denemesinde başarısız olduğunda ilave bir kan küresi düşürüyorlar. İkinci eklentimde Yamaoka Shashimono, ya ben Sivaslıyım ne söyletiyorsunuz bana? Kan hiddetinin etki süresini 8 saniye arttırıyor arkadaşlar. Yani özelliğimizi 8 saniye daha uzun kullanabiliyoruz. Arkadaşlar bu videoyu Oni'ye ısınma mantığında işlersek çok sevinirim. Dalga geçmek serbest, hiç sıkıntı yok. İstediğiniz gibi dalga geçebilirsiniz hakaret falan etmediğiniz sürece. Ama ciddi anlamda da hani böyle video mu olur, bu ne bütün maçları kaybetmişsin falan yazmasanız çok sevinirim. Tabii bu sadece bir öngörü. Yani ben böyle geçeceğini düşünüyorum videonun. Belki tam tersi iyi de oynarım bilmiyorum. Yani elimde bir referans olsa size diyeceğim ki şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Heh, bir de Haddonfield'ı verdi. Allah da belanı versin. Nefret ediyorum şu haritadan ya. Şimdi bizim hızlı hızlı kan toplamamız lazım arkadaşlar önce. Oni'nin olayı bu biliyorsunuz ki. Bunun için yoz müdahale de alabilirdim aslında. Hani kurbanları bir yere kitleyip hiç respect falan atmayacağız. Oni'de respect atılmaz arkadaşlar. Bu kardeşim respect attırmaya çalışıyor Oni'ye ama Oni'de respect atılmaz. Zaten paletlere kafa atma build'i yaptık biliyorsunuz ki. Lan salak herif ya. Neyse dur. Atlatmış olduk her türlü ama kıvrağı varmış. Nema problema. Tamam o palete gidiyor. O palet çok safe bir palet değil. Şu tarafından gideceğiz ki. Çok güzel. Okey. Üsteler. Şu kanları falan bir emelim. Tamam güzel, fena başlamadık. En azından ilk hukumuzu erken aldık. Şimdi şuradan şu kanları da bir emelim. Üst cam bitmek üzere. İki kişi var orada. Orayı bir kışkışlarsam diyeceğim de sanırım her türlü bitirirler. Şunları da emeyim. Alo? Çok güzel lan. İyi sattınız ha burayı. Bak özelliğim de geldi. Burada kanca da var. Süper Ninja Bonjo. Şunları çekemiyor muyum? Ha özelliğim geldi zaten. Dur bakalım bir kullanalım. Bir kullanalım arkadaşlar. Kancaya mı dönsem geri? O zaten yaralı ya. Bunu alan belki fulldur falan diyeceğim de. Full zaten. Niye yaralı adam alsın değil mi? Burada mıyız hocam? Çok iyi lan. Güzel oldu. Diğerlerinin yerinde göreydim aslında da. Onu kancadan aldı o da. Çok iyi lan. Purpo iyisin oğlum. Purpo mu iyisin? Şunu ikiye götürelim decisive yoksa. Yokmuş. Çok güzel. Tamam onu kaldırdılar diğerini yerden.
Şuradan toplayalım. Şuradan önüne çıkmaya çalışacağım. En kötü şöyle kanları toplayalım. Gördüğünüz gibi buralara hep kan parçacıkları bıraktı. Ya senin var ya bacağına şimdi şuradan uzun menzilli sıçarım he. Çaktırmadan bir yandan da kancayı kempliyorum arkadaşlar. Şuna bir tunnel'ı çakayım moriyle. Çakabilirsem. Dur özelliğimizi bir fullleyelim. Tamam. Şu jendekilere doğru bir gidelim bakalım. Bunu sanırım tunnel'layamadım. Biraz kötü iz takibi yaptım. Ay, çok nice try lan Purpo. Çok iyisin Purpo oğlum. Oradakine de gitsem mi? Ih, dönemiyorum. Bu nereye gitti? Tamam, bu ev taraflarına gitti galiba. Aha, Dwight'ı boyu buldum. Ananı avradın, Audrey'i oraya koyanım var ya ben şimdi. Dwight'ı boy. Güzel. Tam özelliğimiz bitti. Bir can daha bitti diyorsun. Okey. Süper oldu bu. Dwight boy böyle bir şey tahmin etmiyordun galiba. Ulan kibir olsaydı ne güzel olurdu ya. Edep sen ne güzel şeysin. Gerizekalı ne yapıyorsun? Şu an arkadaşlar bir dakika kan toplamakla falan vakit kaybetmeyeceğim. Şunu şuradan bir almaya çalışayım hemen. Kardeşim ne yapıyorsun? Dur, Bloodlust gelecek derken kıvrak attı. Tamam. Okey iniyor. Okey iniyor. Yetişememen lazım bir şey. Orada iki kişiler. Şuna bir morisini atayım ben. Morim yok mu lan benim? Hocam büyük ihtimal bitecek ama olsun, ben şunu bir morileyim. Çünkü onlara gidersem bu sefer bunu kaldırabilirler. Elimizdeki kilden de olmayalım. Hadi reis biraz daha hızlansak. Bitti hocam. Tamam. Peki. Yamyamlar durur mu hiç? O da durur mu hiç? Yapıştırmış cevabı. Şu kanları da bir toplayalım gelmiş. Hem bunu zaten burada alırız. Okey. Geldi özelliğimiz. Iblis atılışı geliyor, Iblis. Woohoo! Oğlum Purpo sen nesin lan böyle kardeşim he? Alçıyan biter mi lan? Alçıyanı yapıyorlar da. Gidebilirdim aslında. Ya çok fazla slug atmak istemiyorum çünkü zar zor aldığım için kili. Hani gelir kaldırırlar, bir de onunla uğraşayım, uğraşmayayım olayları var ama. Ulaşıcı dehşet almışken de aslında atmak gerekiyor o slug'ı aslında. Oğlum ne yapıyorsun manyak? Yani evet, iyi atlattı beni. Bir görüyor gibiydim de onu. Dur, bu diğer tarafa gitti, bir dakika. Belki geleceğimi beklemez. Aynen de öyle. Ne yaptın? Ya sen hadi bir defol git benim hayatımdan ya. Oo, bu attempt denedi, çok güzel oldu. Diğeri gelmiyor mu acaba bunu almaya? Jam mı yapıyor lan? Aa, aşağıda jam yapıyor. Lan it oğlu, bitirme onu senin var ya. Allah da belanı senin. Nerede lan diğeri, bağırdı da. Nere ora? Oğlum ne oluyor? Ananı satayım. İyi deneme Purpo. Nereye gitti? Yes! Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Şşş! Ne yapıyorsun oğlum, sen hiç oynamadığın killer'da öyle. E ben bunun dönüşünü zor sanıyordum. Yani tamam, dönerken kolum çıkıyor olabilir böyle ani bir ivmeyle ama gayet keyifliydi, ne yalan söyleyeyim. Hiç beklediğim gibi geçmedi ilk maç. Kendimi utandırdım. Diğer enayi nerede şimdi ya? Aman şu yerdekilerin de yerde dilenmesine bitiyorum ya. Sanki yerde hiç bulsan ne, bulmasan ne, anasını satayım ya. Buldum çakalı, buldum. İyi bir maçtı, iyi bir maçtı. Bak ilk maçlar şöyle güzel geçtiği zaman gerçekten video enerjim artıyor. Böyle hani tamam diyorum, hani videoya güzel maçı çıkardım. Bundan sonrakiler hani kötü geçse de sıkıntı olmaz. Rahatlığıyla oynadığım için diğer maçlar da en azından ortalama seviyede geçmiş oluyor. O yüzden ilk maçların güzel geçmesi gerçekten benim için önemli. 2 tane prestij 100 diyorsun. Arkadaşlar Oni'nin bile counter'ını buldum. Gördüğünüz gibi 4 tane medkit alan bir kurban ekibi denk geldi. Yani Oni'nin özelliğine geçebilmesi için kan toplaması gerekiyor biliyorsunuz ki. Bunun için de kurbanların olabildiğince yaralı dolanması lazım. Ama 4 tane medkit almışlar. En azından maçın başını yaralı olmadan geçirecekler. Öyle itbarı da atılmış. Sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Kaybetmeden gelişemezsin. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Bu maça bakacağız. Yine kazanmaya çalışacağız tabii ki. Ama onun özelliğini keşfetmeye çalışıyoruz. Nerelerde nasıl hamleler yapabiliriz onu keşfetmeye çalışıyoruz. Yumruk yemeden yumruk atmayı öğrenemezsin. Okey, birisini bulduk. Hello mate. Bir tane vurayım. Çok güzel. Hızlıca kıracağız. Enayi ne yaptın? Hadi yetiş de oraya göreyim. Helal olsun sana. Oğlum şöyle avel gibi suratıma bakma lütfen ya. Öyle avel gibi suratıma bakma, oyunda en sinir olduğum şey olabilir ya. Hani git, anladın mı, git ya. Güzel, yine erken bir hook aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Yoz müdahale koymadığımız için erken hook almamız biraz zor olabiliyor ama alıyoruz iki maçtır. Şu kan şeylerini de bir toplayalım hemen hızlıca. Oy, buraya iyi bırakmış lan. İyi sıçmışsın ya buraya. Oy oy oy, iyi güzel. Şu jeni de bir bozalım. Ne yaptın lan enayi? Yukarı çıkıyorsun, peki. Yukarıdan düz devam ediyorsun, yine peki. Balansın mı var?
Şöyle bir özelliğe geçelim. Ona o yüzden kovaladım. Üstteki jen bitmek üzere. Jeni tekmeleyip sana geleceğim özellikle. Sen o makaradasın. Ha, okey. Nema problema boys. Okey, hiç sıkıntı yok. Severiz böyle takımları. Selamlar. Ne oldu? Hedon falan atıyordunuz kanki. Gel at. Bekliyorum. Bak tam şu dolabın oraya gideceğim, orada at, tamam mı? Lan sana mı denk geldik? Of, enti. Lan onu oraya koyanın. Tamam, bu paleti zaten yedik. Aa lan, oğlum bu palet yememiş miydik? Ben niye öyle hatırladım? Çok iyisin lan Purpo. Çok iyisin oğlum lan sen. Çok iyi, özelliğimize tam son saniye bitti. Hadi hedon at arkadaşını, kurtar gel. Gel kurtar gel. Bayılırım böyle takımlara, bayılırım. Vallahi bayılırım. Hiç sıkıntı yok. Yani onlar da eğleniyorsa eğlensinler. Ben de hani sonuçta jen yapmadıkları için en azından maçı düzgün oynama şansım oluyor. Jen'i abartmadıkları için falan. Bence iki taraf da eğleniyor bu tarz olaylarda. Salak. Ya bak şimdi diğerini de oraya çağırdırttırdı. Bir dakika. Soldakinde büyük ihtimal diğeri de. Oğlum tamam, iki kere yaptınız yani, hani şey de killer değiliz biz de. Gözü yanan Huntress değiliz yani, anladın mı? Mavi gözlü Huntress var ya, o değiliz yani biz de. Ruh öfkesini aktif etmeye çalışıyorum da. Bayağı leşsiniz bu arada ya. Sadece troll amaçlı girmiş gibiler. Hani böyle toksiklik yolunda yetişiyorlar, anladın mı? Daha tam olamamışlar. Şu an şeyler. Çekirdek toksikler. Yalnız bunu açmamız iyi olmadı ya. Bak işte bu yüzden iyi olmadı. Uf, çok entiye. Bence iyiydi. Lan oğlum bu amatörlük, anladın mı? Neyse arkadaşlar, hiç sıkıntı yok. En azından kanca trade'ine girmiş olduk. Az önce yaptığım amatörlüktü mesela. Daha net bir şekilde devam edebilirdim orada. Dur, aşağıda bir tane baloncuk kaldı. Heh, israfa karşıyız arkadaşlar. Oh. Şurayı topla hep. Şu paleti kır, ruh öfkesini aktif et. Dur. Oğlum o doğduğum yer ne lan? Senin ben şansına tüküreyim değil mi? Sizin o yaptığınız yapabilmeniz için 100 saatli bir raid falan denk getirmeniz lazım, haberiniz olsun. Oh, buraya da ne güzel var ya, bak. Nerede diğeri, nerede diğeri? Ya oç ya. Öyle de bir yer ki orası, hani şey yapamayacağım, anladın mı? Alo? Güzel bence. Önünü iyi kestik. Yani burada düz vursam da düşürebiliyordum da yanlışlıkla basılı tuttum. Kafamı gömdüm keçi gibi. Tam diyecektim ki bunu almaya gelen yok mu? Herkese var da bize yok mi? Şimdi benim ruh öfkem aktif. Orada palet var mı? Zord. Bu arada İbo bu build'e kibir de alıyor. Yani tek atma olayı var ya, ama ben bulaşıcı dehşet koydum hani şey için. Slug olayı için. Aslında bulaşıcı dehşeti de çok fazla kullandığım söylenemez de, sen ne yapıyorsun ya? Sen nereye girdin ya? Haddonfield maçında birkaç yerde işe yaramıştı. Şuna da bir Morris'ini çekelim. Evet, gördüğünüz gibi nesneler artık Mori'yi engellemiyor arkadaşlar. Mori'yi gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada kostüm inanılmaz güzel ya. Gerçekten hani anime izleyen birisi değilim ama kim tasarladıysa bu karakteri yani muazzam. Hadi bakalım. Geliyoruz. Of, çok nice try. Evet Nancy'cim, bu sefer yetişemeyeceksin oraya. Palet durmuyor. Buradan fast vault atmayı çözmüş ya. Okey, hadi gel biraz da diğer dünyada dönelim. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Çok full troll'e girmişler ya. Aha, ne yaptın, hoş geldin. Geri mi gittin? Nasıl bağırıyorum ama, iyi değil mi? Hayır.
Hayır. Head-on atarken iyi, şey atarken iyi, item vereyim. T-back atarken iyi, item vereyim. Alın arkadaşlar, son kurbanı oraya atmayı unutuyorum deyip duruyorsunuz. Ne önemi varsa anasını satayım ya. Hammer atmışım, alıpmışım, kancaya asmışım yani. Zaten maçın içinde mori atarsam görüyorsunuz. Alo? Ne oldu oğlum? Oyunum siyah gitti geldi. Güzel maçtı, eğlenceliydi yani. Why so serious? Öylesine. Joker geldi sandım bir an anasını satayım. Videodayım kardeşim, o yüzden serious. Evet gençler, ilk iki maçı güzel atlattık. Bu da son maç olsun. Önemli bir işim var çünkü onu halletmem lazım. 3 maçta tutmuş olalım bu videoyu. Bulaşıcı dehşet perkünü çıkardım. Aslında çok iyi bir perk. 17'de çok güzel giden bir perk. Ama ben hani o kurbanı düşürmüşken bir de diğerleriyle zaman kaybetmeyeyim kafasında olduğum için. Çünkü onun özelliğini dediğim gibi çok fazla iyi kullanamıyorum. Hakim değilim. En azından düşürdüğümü alayım asayım kafasında olduğum için. Yerleri görünse bile çok fazla slug atmıyordum. Atmadım yani. O yüzden kibire geçtim onun yerine arkadaşlar. Kibirde palet stun yediğim zaman 20 saniye yine tek atmamı sağlıyor kurbanlara. Yine bu map geldi, okey. Aha, ne yapıyorsun? Şuna bir erkenden vursam aslında diyeceğim de. Devir bakayım. Devirmedi, tamam. Aha, çok iyi. Tek yiyor şu an. Alttaki palete falan yetişir mi bilmiyorum. Önünde de palet olabilir. Nereye gidecek? Altay... Ha. Ya, of niye, of. Belliydi fake vereceğin. Kibir süresi bitmiş. Ah, okey, sıkıntı yok. En azından şu kanları toplayalım arkadaşlar. Şunları bir topla topla topla. Devam ediyorum. Bundan özel bir fulleyim gerekirse salacağım bunu. Şu paleti de alayım aynı zamanda. Belki hata yapıyor olabilirim şu an gerçi. Sürekli kan topladığım için adam ekstra tur hakkı kazanıyor. Tamam, sıkıntı yok. Oğlum beni kör ettiysen kaç. Fena ses kasarım, öyle böyle değil. Şimdi arkadaşlar özelliğimizi fullledik. Tamam mı? Ama şöyle bir şey yapacağım ben. Şunu da kırayım. Ruh öfkesini aktif edeyim. Umarım doğru jenlere gidiyorumdur derken. Evet, doğru jen. Peki bu jenin sahibi kimi kandırmaya çalışıyor acaba tam olarak? Şimdi bak, ruh öfkem var, tamam mı? Artı kibir var. Birisine direkt kafa atabiliriz. Süper olur. Full birisini direkt tekleyebiliriz yani. Mesela şu Sable'da denemeye çalışalım. Pencere falan bir şey var mı orada? Yok. Burada mı var? Aynen. Tamam, biz de gelelim. Bir tane palet oynaması lazım şu an ya. Sadece onu istiyorum. Sadece bir tane palet oynamasını istiyorum. Onu mu oynayacaksın? Tamam, sıkıntı yok. Yani kibirle aynı efekti görmüş oldu. Direkt kafa atsam da palet kırılacaktı, artı tek yiyecekti adam. Aynı mantığa denk geldi. Yine şöyle özelliğimize geçelim. Şu aynı jeni inat ediyor olabilirler. Çok yüksekti hocam biliyorsunuz ki. Çok iyi. Bitirdiler o jeni ama. Yaralı sesi var. Ha, bunu mu duyuyorum? Haa, okey. Small içinde biri var sandım ya. Çok iyi. Şurayı da topla 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 babacım, topla babacım. Hop, bir özellik daha geliyor. Kancada heal yapılmış mıdır sizce? Evet, yapıldı. Okey. Ya, peki. O zaman arkadaşınızı camplerim. Hadi, özelliğim var, gelin almaya. Hadi, come on man. Ya da dur ya, ben Sable'ı indirmeye çalışayım. Lan oğlum ya, şu dönüşü niye yapamıyorum ya? Okey, burayı kötü oynadık. Ya kancayı campleyecektik ya birisini düşürecektik. İkisini de yapamadık. Bu kan kürelerinin şöyle bir avantajı var. Yaralı kurbanın yerini bulmanızı sağlıyor. Yani hani o kurban koşmuyor falan olsa bile küre bıraktığı için sürekli. Lan geldin adama blok al bari eşek. Lan. Ne yapıyorsun gerizekalı? Ya Sable, bu perk niye var şu an sende? Allah aşkına bana mantıklı bir insan evladı açıklasın ya. Mantıklı bir insan evladı bu perk'ün niye olduğunu bana açıklasın ya. Tunnel atamıyorum şu an. Şu an adam düşse maç bitmişti. Sen bir düş. Şunu hemen kırmam lazım. Süper. Fena ses kasıyorum var ya, fena ya. O paleti de alalım hatta. Deviremedi, okey. Şimdi sen morini bir ye hocam, tamam mı? Diğerini yerden kaldırdılar, okey. Sıkıntı yok. Şimdi gerideki kanların da hepsini toplamaya çalışacağım. Morisi güzel ama he. Çok gaddar bir mori. Zaten mori tier listinde de övmüştüm gaddarlığını. Of of of, kanlara bak. Şurada var ya, iki özelliklik kan var ya. Çok iyi. Aha! Neptün orada, Neptün. Dwighty boy. Okey. Şöyle dönmeli... Spotlarda biraz zor oluyor ama onlarda da kurbanın önünü kapatıp bu şekil sol tıka basılı tutarak tek atma modu da gayet etkili oluyor. Tamam, tekrar toplayacağız şimdi şuradakileri. Burada da bir sürü kan var.
Bir daha hazır özelliğimiz. Geliyorum. Çok iyi. Bu maç var ya, efsane geçiyor. Bir şey diyeceğim. Seni alan nereye gitti? Tamam, gördük. Okey. Beklerim ki simon bitmesini. Yani şu an olmaması lazımdı, anladın mı? Şöyle özelliğimizin 8 saniyesi daha var. Jend olan alım. Okey, smoklar sayesinde bitirttirdiler özelliğime. Sıkıntı yok. Şuraları toplayalım tekrar. Şuradan önüne çıkar mıyız onun? Çıkarız. Alttaki jend bitti. Dwight'cim geri mi gideceksin diyeceğim. Üste 2 kişi geldi lan. Balansın çalışmıyor olsa da. Okey, güzel. Akıllı oynadık buraya. Dur, gelmişken ben şey de yapayım. Hem şu kanları da toplayalım. Şundan da yapayım, belki bir yerde lazım olur. Bu arada İbo'dan öğrendiğim bir taktiği göstereceğim arkadaşlar size. Oo, son can bitti. Sattık mı? Hadi bakalım. Çok iyi. Onu almaya gidecek. Dwight'i boya vurduk. Aslında şu an özelliğime de devam edebilirdim de. Bunu alayım asayım dedim. Lan azıcık daha lazım, hadi. Dwight'i boy. Diğeri öbür tarafta. Lan vuramıyorum sandım. Kime vurdum? Tam aldırmadım değil mi? Okey, gördüm diğerini. Ya güzel kardeşim. Sen işsiz misin ya? Lan Dwight'ta ambre varmış. Selamlar. Dwight'cim hoş geldin. Teşekkür ederiz. Bu niyetinizden ötürü. Şöyle ben şuna da garanti morimi bir atayım. 3 kilimimi tamamlayayım. Güzelim maçı piç edeceklerdi yoksa çünkü. Süper bir maçtı. Bol bol özelliğe geçtik. Ara ara iyi kullandık, ara ara kötü kullandık. Bak, en kötü ihtimalle özelliği kullanıp kurbanla arandaki farkı kapatıp onun önüne geçmeni sağlıyor. Hani illa özelliğe geçip iblis atılışıyla vurman gerekmiyor yani. Dediğim gibi en kötü ihtimalle farkı kapatmanı sağlıyor. Kapılar bu arada nefis. Çok net bir şekilde görebiliyorum derken yetişebilir miyim ama bilmiyorum. Ya sen ne mal bir oyuncusun ya. Kapının dibinde bekleyeceğim arkadaşlar. Biliyorum oğlum, senin ruhunu biliyorum ya. Senin ruhunu biliyorum, ruhunu. Adam 150 tane falan smoke attı ya. Yani güzel, modun hakkını vererek oynadı. Al. Piu. Gerçekten hiç böyle tahmin etmezdim oyun maçlarımın tamamında full kill alacağımı falan. Ben hatta hani dalga geçersiniz kötü oynadığım, böyle dönemediğim için falan diye tahmin ediyordum. Esprilerimi bile hazırlamıştım. Hani Euro Truck esprim vardı, direksiyon seti alayım bir dahakine öyle oynayayım esprim vardı. Hiçbirisine gerek kalmadı. Bak, şu tarz karakterleri çok seviyorum. Maçı kaybetsem bile eğlenceli oynaması. Oni de böyle bir katilmiş, böyle olduğunu anladım. Ben çok zor ve hani böyle emek isteyen bir katil sanıyordum ama bence öyle değil. Gayet eğlenceli, gayet keyifli. Maçlar akıcı geçiyor. Hani şu maçı mesela 2 kill ile bitirmiş olsam ya da 1 kill ile bitirmiş olsam yine de inanılmaz keyifli bir maçtı benim için. 10-15 sefer özelliğe geçtim yani. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Maraz'dır, Hillbilly'dir. O tarz az oynadığım katilleri de oynayacağım, hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza geçmek üzere. İyi günler. İyi geceler.